21 itibariyle giriş yaptım. 21-17 itibariyle ya da o 21-18 itibariyle de alışveriş merkezinden çıkış yaptım. Yani 20 dakika kaldım. Daha sonra çıktığımda, yani halkın çok yoğun olduğu bir yer, bir de alışveriş merkezinin ana giriş kapısının önünde aracımın arkadaşta gördüğünüz gibi sağ arka camının kırıldığını ve arkadan çantamın alındığını gördüm. Daha sonra oradaki güvenliklere olaya aksettirdim. Aksettirdikten sonra tekrar aracımın başına geldiğimde aracımın 3 araba yanında başka bir aracın aynı şekilde arka camının kırıldığını, daha sonra hemen o diğer aracının karşısında 3. bir aracın da yine aynı şekilde arka camının kırıldığını gördüm. Tabii yani bu bir adi bir hırsızlık. Hırsızlık olayı, fakat bizi burada şey yapan, aslında üzen şudur. Ana giriş kapısında saat 21 gibi, yani halkın çok yoğun olduğu bir saatte, efendime söyleyeyim, orada güvenliklerin, o kadar çok güvenlik tedbirlerinin olduğu bir yerde bu şekilde bir hırsızlık olayının olması kesinlikle oradaki yönetimin ya da oradaki güvenlik görevlilerin çok ciddi bir zaafıdır ve zafiyetidir. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Mağduruz tabii, çantamız çalındı. Benim olsun, diğer mağdur vatandaşlarımızın olsun. Akabinde tabii şu an emniyete ifademizi verdik. Tutanaklarımız tutuldu. Tutanak tutulmasını rica ettik, talep ettik. Kendileri bize bu şekilde bir tutanak tutamayacaklarını, hatta bunun yasal olmadığı tarzında bir şeyler söylediler. Kendilerinden şikayetçi olacağımızı söylediğimizde, olabilir, siz şikayetçi olun. Biz çok gittik savcılığa, ifade verdik. Bunu da veririz dediler. Laptop, iPad mini vardı, telefonum vardı, özel evraklarım vardı, kimliğim vardı, pasaportum vardı, ehliyetim vardı, birçok kartlarım vardı, flash disklerim vardı, çok ciddi anlamda belgelerim vardı. Suriye ile alakalı yapmış olduğumuz insanın yardımları noktasında çok ciddi anlamda bilgi, belge, dokümantasyon vardı. AVM'nin ön tarafındaki otoparkına aracımızı normal bir şekilde park ettik. Saat 9 civarında bir anons geldi, bizim arabamızın plakasını söyleyen. Geldik aracın yanına, camının kırık olduğunu fark ettik, sağ arka camının. Onlardan öğrendiğimiz kadarıyla da birkaç aracın daha aynı şekilde camını patlatarak hırsızlık yapmışlar. Hırsızlık sonucu içinde bulunan çantamızdaki telefonlarımız, tezverilerimiz, kimliklerimiz, birçok şey gitti. Bununla birlikte olay yerini tam gören bir kamera olmasına rağmen, güvenliğin görebileceği bir açıda olmasına rağmen hırsızlığa karşı hiçbir önlem alınamamış, hiçbir şey yapılamamış. Ayrıca önceden fark eden Kemal Bey hırsızlığı anons yaptırmak istiyor. Ancak Optimum AVM'nin güvenlikleri anons yaptırmaktan bile çekiniyor. Bunu yaptırmak istemiyorlar. Sorumsuzluklarından dolayı AVM'den ve kim yaptıysa artık hırsızlardan şikayetçi olduk karakola gelip.